İtikada taalluk eden ayetlerin bir kısmı delaleti zanni, bir kısmı delaleti kat'i. İtikada müteallik ayetlerin bir kısmı delaleti kat'i, yani ne ifade etmek istiyor, neye delalet ediyorsa o konuda delaletinin dışında, delalet ettiği şeyin dışında başka bir anlam çıkarabilmeye hiç yol bulunmayacak şekilde ifade edilmiş, ifadelendirilmiş ayetler. İtikatta bu türden ayetlere kesinlikle delalet ettiği anlamı taşıyacak, o anlamın dışına taşmayacak şekilde inanmak gerekir. Örneğin cennetten mi bahsediyor? Bitti, cennet var diyecek. Nasıl bir yer cennet, nedir? Yani hamam mı, bakkal dükkanı mı, ne açıklıyor? Yani bazı bilgiler veriyor. Diyor ki oraya ebediyen konulacaklar oradaki yaşamdan memnun olacak. Her istedikleri, arzu ettiklerine ulaşabilecekler. Yani orada şikayet etmek, o öyle bir hayat, öyle bir ortam, öyle bir şey ki genel olarak söyleyelim. Oradaki yaşam bıkkınlık vermeyecek insanlara. Her türlü nimet bulunacak. Daha şunlar şunlar neyse saydıklarını söylüyoruz. Şimdi buradan hareketle her şey bulunacak diye benim canım ne istiyor? Efendim işte bir baraj gölü gibi göl de olsun da orada sazan balığının tohumu da atılsın. Ben balık tutmak istiyorum. O da olacak mı? Böyle tafsilatlandırmaya ya da bu şekilde yorumlar, tefsirler yapmaya asla gerek yok. Neye ihtiyacımız olacak orada? Nelerden haz alacağız? Kesinlikle de pek bilmiyoruz burada. Çünkü oradaki hayatımızla, canlı hayatımızla, buradaki hayatımız arasında fark olacağı kesinlikle anlaşılıyor ayetlerde. Mesela bu dünyada, bu dünyadaki yaşamımızda insanların kesinlikle ölümcül varlıklar olduğu, yani bila istisna bütün canlıların ölümü tadacağı kesin kes belirtildiği halde ahirette ebedi kalacaklardır ifadesi orada ölümün olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla oradaki yapımızla, hilkatimizle, buradaki hilkatimiz arasında esaslı farklar olduğu görülüyor. Yani şu insanın orada ölümsüz olması, burada ölümlüyüm, orada ölümsüz. Demek ki farklı yaratılacağım ki ölümsüz olayım. Mesela orada yaşlanmak yok, orada usanmak yok. Mesela orada yaşayan, ebediyen hiç bıkmayacak. Ya yetti be, artık usandım, biraz da başka yere gideyim deme gereği duymayacak. Ama bu dünyadaki hilkat, bal yiyen baldan usanır sözüyle de ifadelendirdiğimiz gibi, ne kadar rahatın, ne kadar lüksün, ne kadar imkanın içinde yaşıyor olursa olsun insan, bu dünyada bir an geliyor, bıkkınlık hilkatinde bulunan bıkma duygusu nedeniyle bal yiyen baldan usanıyor. Ama ahirette bal yiyen baldan usanmayacak bir fıtratın sahibi olacak, oraya konulacaklar. Öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla bu bize oradaki hilkatimizin farklı olduğunu gösteriyor.